Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nün eş güdümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da birçok sivil toplum kuruluşu katkısıyla Samsun'un Atakum ilçesi Büyük Oyumca mevkiinde 100. Yıl Kurtuluş Ormanı oluşturuldu. Hayırlı olsun. 20 bin hektarlık alanda 81 ilden topraklarıyla birlikte gelen öğrenciler 19.019 fidanı Türkiye haritası şeklinde oluşturulmuş alana şehirlerine göre toprakla buluşturdu. Abi hangi kanalda? Adeta festival havasında gerçekleşen fidan dikme töreninde öğrenciler, halk oyunları, izci ve motor sporcularının gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Amasya Orman İşletme Bölge Müdür Vekili Oktay Ayatay, "Bu ormanı hep birlikte kurmanın gururunu yaşıyoruz," dedi. Meşrenin yakıldığı şehir olan Samsun'da hazırlanmış olduğumuz 20 hektarlık orman alanda 19.019 fidanla oluşturacağımız 100. yıl kurtuluş ormanını hep beraber kurmanın onurunu yaşıyoruz. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun T tipi cezaevinde kalan hükümlülerin bir kısmının şartlı tahliye olarak denetimli serbestliğe tabi tutulduğunu ve bu hükümlülerin de ağaç dikme faaliyetlerinde yer aldığını belirtti. Bilindiği üzere şu an Samsun TTB cezaevimizde yaklaşık 1800-2000 civarında hükümlümüz, tutuklumuz bulunmaktadır. Bu hükümlülerimiz zamanı geldiğinde, tahliye şartları oluştuğunda cezalarının belirli bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı tahliye oluyorlar. Bir kısmı da kamuda ücretsiz, gönüllü çalışma kabul etmeleri karşılığında şartlı tahliye sürelerinden bir yıl daha erken denetimli serbestlik altında tahliye ediliyorlar. Bu hükümlülerimizin denetim süresi içerisindeki kamu yararına çalışma yükümlülükleri birçok noktada icra ediliyor. Bunlardan biri de ağaç dikme faaliyetleri. Samsun Valisi Osman Kaymaksa 19 Mayıs'ın 100. yılı kapsamında Samsun'da önemli etkinlikler yapılmaya başlandığını söyledi. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede ilimizde ve ülkemizde ciddi hazırlıklar yapılıyor. Tabii ki bu hazırlıkların merkezi Samsun. Bu anlamda biz 7-8 aydır çalışıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutlanması konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız bundan bir ay önce bir genelge yayınlayarak bunu talimatlandırdılar.